Herkese selamlar. Bir videosuyla daha sizlerle beraberiz. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız da kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Zilden de bildirimleri açarsanız video attığımda sizlere bildirim gelecektir. Şimdi bir ev videosunda daha birlikte izledik. Şimdi surf kamış seçerken yani kullanabileceğiniz uygun size en seçebileceğiniz en uygun kamıştan bahsedeceğim sizlere. Yani seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bazı bunların kriterleri var. Yani gittim mağazadan bir tane aldım tamam ben balıkçı oldum diye bir dünya yok maalesef. Yapanlar var. Bence bu videoyu izledikten sonra en ideal kamışınızı seçmenize size bazı kriterler var. Onlar hakkında yardımcı olacaktır bu video. Şimdi surf kamış seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ne yapmalıyız? Yani en uygun kamışı nasıl alabiliriz? Neler yapmamız lazım? Bunlardan birazcık bahsedeceğim sizlere. Şimdi kendimce bazı kriterler belirledim. Onlarla ilgili anlatacağım, unutmayayım diye. Şimdi kendi boyunuza uygun bir kamış seçmelisiniz. Şimdi özür dilerim. Yani 1.70 üzerinde bir insansanız 4.20 ve 4.20 kamış kullanmanız normaldir. Yani 1.70'in altındakiler de kullanabilir. Ama diyelim ki boyunuz 1.80, 1.90. Uzun boylusunuz, yapılısınız. 4.50 kamış kullanmanız sizler için daha avantajlı olacaktır. Şahsen ben 4.25, 4.30 bir kamış kullanıyorum. Benim 1.80 boyum var. Ona uygun bir kamış seçtim kendime. Uzun bir kamış kullanıyorum ve kullanırken daha iyi verim alıyorum. Yani ne kadar uzak, yüksekte olursanız yani attığınız kurşunun ileri gitmesi o kadar kolaylık sağlayacaktır sizlere. Onun için kamış seçerken uzun boyluysanız uzun kamış seçmeniz sizin için yararlıdır. Şimdi başka bir örnek göstereceğim sizinle. Şuradan hemen bir Vega'yı alayım. Şimdi kol boyunuza göre bir kamış seçmeniz gerekir. Kolunuz uzunsa, şimdi şöyle göstereyim size. Makinenin yatağından tuttuğunuz takdirde kolu açtığınızda en az göğüs hizanıza kadar, iman tahtasına kadar bu sapının buraya gelmesi lazım ki şöyle göstereyim. Atış sırasında açtığınız tepenizi rahat salınım sağlayabilirsiniz. Bunun bazı ayarlanan modelleri var. Kol boyunuz kısa ve uzunsa ona göre ayarlayabilirsiniz bunları. Yani ayarlanan bir kamış almanız her zaman mantıklıdır. Bu kamışın olmadığı için ben almadım. Yani atış sırasında şöyle göstereyim. Açtığınızda kolunuzun şu mesafeden atış yaparken size kolaylık sağlaması gerekiyor. Kamışı savurabilmeniz adına. Bu önemli bir detay. Bence bunu hiç göz ardı etmeyin. Kamış, kol boyunuza göre bir kamış seçmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Şöyle yaptıklarımızı, anlattıklarımıza dikkat edelim. Bu videoda da gıcık tuttu beni. Kusura bakmayın. Gerçekten tekrardan özür diliyorum. Şimdi bir önemli husus, belki de en önemli hususlardan birisi. Avlanılacak balık çeşidine göre bir kamış seçmeniz gerekiyor. Ben bir kamış alayım, hepsini avlarım. Bence öyle bir dünya yok. Yani Rapala'ya kullanacağınız kamış da, Istavrit'e kullanacağınız kamış, Yemli'ye kullanacağımız kamış benim farklıdır. Ben açık söyleyeyim, bende 10-15 çeşit kamış var. Hepsinin görevi farklıdır, spin farklıdır, tekniği için farklıdır. Ondan sonra LRF falan filan hepsinin farklıdır. Rapala için farklıdır. Şu gördüğünüzü Rapala'da kullanıyorum zaten. Çeşidine göre şöyle söyleyeyim. Istavrit için kullanacağınız bir kamış 200 gram maksimum atarlı bir kamış. İşinizi fazlasıyla görecektir. Benim kendi kullandığım Shimano'nun Nexavesi 200 gram atarlı. Babamın kullandığı da Shimano'nun Ultegra kamışı. O da 170 gram atarlı bir kamış. Bakmayın ama 170 gram olduğunda canavar gibi bir kamış. Şu anda Shimano'nun teleskopikler arasında en iyi kamışıdır belki de. Piyasadan kalktı zaten o. Artık üretmiyorlar. Başka kamışlar çıkardılar. Yani diyeceğim o yani avlanılacak balık her zaman göz önünde bulundurmanız gereken bir husus. Mesela kumsalda kullanacaksınız. Parçalı kamışlardan 220-225 gram atarlı surf atış yapacaksınız. Yani dalgaya atış yapacaksınız. Parçalı bir kamış kullanmanızda fayda var. Çünkü kumsalda biliyorsunuz teleskobik kullanmak her zaman tehlikelidir. Çünkü o teleskobin birbirine geçme şeylerinde bir tane bile kum kaçsa o kamışı boydan boya çiziyor. O yüzden de bu da çok tehlikeli bir durum.
Yani kamışın kırılmasına sebep verebilecek şu kadarcık bir kum tanesi, o kamışın boydan boya çizmesi orada bir yuva yapıyor. Yer ediniyor yani. Siz abandonunuzda çatır diye bir ses duyduğunuzda bütün sahil şenleniyor zaten. O yüzden ona dikkat etmenizde fayda var. Avlanacak balığınıza da dikkat edin. Ondan sonra bu avlanacak balıkta da rapalı da kullanırsınız. Rapalı ağır kurşun atacaksınız çünkü. İstanbul Boğazı'nda rapalıyı ağır kurşun olarak alıyoruz. O yüzden bu da önemli bir husus. Onun dışında en önemlilerden biri, zaten bunların hepsi en önemli. Uygun makine. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu kamışta gördüğünüz gibi bir tane sörf makine kullanıyorum. Neden? İster istemez boğazda balık bazen çok ileriden geliyor. Yakından da geldi oluyor ama genelde çinekop. Ben bunu rapalı da kullanıyorum. Çinekop ve palamut da kullanıyorum. Palamut da çok uzağa atmanızı bazen gerek oluyor, bazen gerek olmuyor. Onun dışında bu makineyi kullanmamdaki sebep çinekop ileriden gelmesi. Yeri geliyor dönüş balığında veya sezonda uzak atış yaptığımızda bu makine bana çok kolaylık sağlıyor. Üzerinde de 0.14'ün ipi var. Üzerinde de 0.23 bandında bir şok yaptım. Bu da bana kolaylık sağlayan bir sine. Sörf kamış kullanıyorum. Onun dışında bir de şöyle söyleyeyim. Benim diğer mavi kamışımda Vega Patanzone Tournament Fishing'inde de Ryobi Nap Power'ını kullanıyorum. Neden? Ryobi Nap Power'ı komple çelik gövde bir makine. Ve gerçekten sağlam bir makine, güçlü makine. Neler çektim diyebilirim onlarla. Uygun makine seçimi, gidip de buna şimdi 4000'lik bir spin makinesi bağlarsanız avucunuz yalarsınız. Ki şöyle söyleyeyim, gidip 5000 liraya alabileceğiniz bir spin makinesi bile bunda iş yapmayacaktır. Çünkü kulvarı farklı, yetiştiremeyecektir tur sayısını. Ve sizin balık bindirseniz bile üzerine kullanamamanıza sebep olacak. Onun dışında yani sörf makineleri her zaman iş görür. Alternatif varsa da ufak kafalı, güçlü makineler işi fazlasıyla görecektir. Ryobi'nin Up Power gibi bunlar önemli etkenlerdir. Bunları da göz önünde bulundurun. Makine kullanımı dedik. Urşun ne ya? Uygun kurşun atarını belirlemek. Kendinize atacağınız kurşuna göre kamış seçmeniz gerekiyor. Gidip de 170 gram atarlı bir kamışa gidip de 250 gram bir kurşun bağlarsanız havada kamışınızın uçuşunu göreceksiniz ki çok gördüm. Uygun atarlı bir kurşun her zaman sizin en iyi veriminize ulaştıracaktır. Kamışları da aldığınızda üzerlerine yazar best performance diye. En iyi performansına bakın. Zaten diyelim ki 270 gram atarlı bir kamışın en ideali 200-250 gramdır. Yani aldığınız kamışın üzerinden bir 20 gram düşün. Ama bu üst seviye kamışlarda geçerli. Ya atarsınız 270 gramı da atarsınız. Gidip de 200 liraya aldığınız bir kamışın üzerine 250 gram yazıyorsa gidip onu 250 gram atmaya bence denemeyin. Yani çünkü kötü sonuçlar doğurabilir sizler için. Çünkü rapala da sakat bir kamış. Kısırla sakat bir sistem. O yüzden aldığınız kamışı da istiyorsanız burada yorumlara yazın. Ben size uygun şeyinizi söylerim. Atarınızı söylerim o konuda. Çünkü az çok piyasadaki bütün kamışlarla ilgili bilgim var. Kullanmışımdır çoğunu. 15 senedir zaten bu balıkçılık sektöründeyim. O yüzden bir probleminiz varsa yorumlara yazın. Elimden geleni yaparım. İstediğiniz yardımı da size sağlarım. Ondan sonra en önemli faktörlerden birisi eliniz. Elinizin ayarına göre, elinizin kamışın elinize oturması çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Şu mesafe söyledik. Elinize uygun oturan bir kamış kullanmalısınız. O önemli. Kullanılan meranın dalgasına göre suyun akış mesafesine göre de uygun kurşunuzu seçip uygun kamışınızı ona göre seçiyorsunuz. Onun dışında başka sormak istediğiniz bir şey varsa videonun yorumlarını her zaman sorabilirsiniz. Elimden gelecek sizlere cevap veriyorum zaten her soruya. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Onun dışında elimden geldiğince videolar atacağım zaten kanalımıza. Merak ettiğiniz, soracağınız sorular varsa da yorumlar kısmına bekliyorum. Bunlarla ilgili zaten bir video yaparız sormak istediğiniz sorularla ilgili. Onları da sizlere aktarırım. Amatör balıkçılığı olan desteğimi her daim sürdüreceğim. Onun dışında umarım en güzel balıkları siz tutarsınız. Herkese rast gelsin diyorum. En güzel balıklar sizlerin olsun.